Merhabalar, Intern TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte perfect şeyler yapacağız. Ne yapacağız? Öncelikle EKG nasıl çekilir onu göreceğiz. Ama bu işin perfect kısmı değil. İşin güzel kısmı, EKG çekildikten sonra hemşirelik kısmı nerede başlıyor? Yoldan geçen bir insana da anlatsanız yarım saatte hangi kablo nereye bağlanır, burada hangi tuşa basacak o öğrenir ve o çıktıyı alır. Esas hemşirelik şurada başlıyor. O çıktıyı aldıktan sonra EKG'de gördüğünüz şey. Bazen hemen alarm olmamız gereken ritimler oluyor. Onları çözebilmemiz gerekiyor. Nasıl ki glukometrede şeker baktığınız 600 geldi. Hemen onu acil durum kabul ediyorsunuz. EKG'ye de baktığınızda göreceğiniz acil durumlar var. Onları göreceğiz. Hızlıca EKG nasıl çekilirle başlayalım. Bu kısım kolay kısım. EKG'de kaynak kitaplarınızda şöyle geçecek. İşte ilk V1 interkostal aralığa 4. sternumun sağına gelecek şekilde yerleştirilir. C2 onun karşısına yine sternumun soluna yerleştirilir diye geçer. Bu teoriyi pas geçiyorum. Kolay bir kodu var. EKG'de hem ellere hem ayaklara bağlayacağımız 4 tane derivasyon var. Göğüs derivasyonlarını şimdi unuttum. Bunların renkleri vardır. Sarı, kırmızı, siyah ve yeşil. Kafanızda şöyle kodlayın. Eller Galatasaray, koyular sağa. Yani sağ ele kırmızı, sol ele sarı gelecek. Geriye ne kaldı? Siyah ve yeşil. Koyu sağa geleceğine göre siyah yeşilden daha koyu bir renk. Hemen sağ ayağa siyah koyuyorsunuz. Sol ayağa da yeşili koyuyorsunuz. Bu mankenin kolları ve kolları yok, ayakları var. Fakat bu simülasyon maketi şu bölgeden alıyor her şeyi. Bunun için elleri, ayakları hemen gövdenin altına, ayakları gövdenin altına, elleri de gövdenin üstüne yerleştireceğiz. Onları ellere ve ayaklara koyduğumu varsayın. Geriye kalan göğüs derivasyonlarını nasıl yerleştireceğiz peki? 4. interkostal aralığı bulduktan sonra V1'i buraya yerleştiriyoruz. Karşısına V2'yi, hemen ikisinin ortasına biraz aşağıya 3'ü. Oradan sonra 4, 5, 6 diye koltuk altına doğru gidiyoruz. Bunun teorisi var ama pratikte böyle kodlamayla öğrenirseniz kolay öğrenirsiniz. Zaten günümüzde birçok EKG cihazı nereye takarsan tak algılıyor, çok absürt bir şey yapmadığı sürece. Bu işin kolay öğrenme boyutu. Mantığı da şu, kalbi dört bir açıdan sarıyorsunuz. Bunun aksları var, o aksları sağlıyorsunuz aslında. Gelelim bağlama işine, hemen bağlayalım. Ne demiştik? Eller Galatasaray. Hemen şuradan sağ elin derivasyonunu bulalım. Nerede bizim sarımız, esas sarımız? Pardon, eller Galatasaray, koyular sağaydı ya, bu durumda sarı sola gelecek. Hiç uyarmıyor da kimse beni. Neyse, şuradan devam edelim. Kırmızıyı da buraya taktım. Ellerin Galatasaray'ı okey. Geriye ne kaldı? Ekstremite derivasyonlarında yeşil ve siyah kaldı. Hemen onları da takıyorum. Siyahı buldum. Koyular sağaydı, yeşil de sola gelecek. Şu mikrofonun kablosu da bunlarla karışıyor. Çekim yapmak zor iş. Evet. Bir de sistem ediyorum arada. Şuradan kabloları daha öncesinde keşke ayırsaydım. Aslında bunlar ayrı da şu an sırayla gitmek istediğim için ben karıştırdım bunları. Ne demiştik? Hemen ilk V1'i 4. interkostal aralığa gelecek şekilde sternumun sağına yerleştireceğiz. Daha sonra 1, 2, 3, 4 diye gideceğiz. 1'i taktık. Karşısına 2'yi, ortaya geldik. 3'ü. Neredesin sevgili 3? 3 neredesin? 3'ü bulamıyorum o zaman. Bir yerleri karıştı. Hemen altta. Yok, kablosunu bulamıyorum. Arkadaşlar, EKG kablolarınızı düzenli tutun. Yoksa böyle benim gibi arar durursunuz. Heh, şuradaymış. V3, V4. Bu konuda Hüseyin Özçakalp'in çok güzel bir videosu var. EKG kabloları nasıl düzenlenir diye. Bu arada onu da takip etmenizi öneririm. Kendisi sahada güzel video çeken arkadaşlarımızdan bir tanesi. Mevzu tamam. Ne yaptık? Eller Galatasaray, koyular sağa gelecek. Elektrotları bağladık. Tekrar etmiyorum. Konuya geçelim. Burayı geri sarıp izlersiniz. Şimdi burası okey. Cihaza gelelim. Ben farklı bir cihaz kullanacağım bu videoda. Neden? Bu cihazı kullanma sebebim esasen burada normal EKG cihazlarında biraz daha küçük görünür. Ben burada kocaman görün diye birazdan hastaya sokacağım ritimleri bu cihazda çalışıyorum. Normal cihazlarda da size vereceği tuşlar nelerdir? Açma kapama, tek bir derivasyonu seçip çıktı alma yahut ekstra etraftan elektriksel aktivite geliyorsa onları süzme, onun gibi tuşlar bulunur.
Burada dikkat etmeniz gereken tek bir ayar var. Hangi cihaz olursa olsun. Arayüzler değişir, modlar değişir. EKG'de şurada küçük küçük kareler göreceksiniz. Bu küçük küçük karelerde birazdan ritimleri koyduğunda da göreceksiniz. Her biri 1 milimetreye tekabül eder. Ve cihazın çıktı alma hızını 25 milimetre saniye olacak şekilde ayarlayın. Bu standarttır. Cihazdan çıktı geliyor ya kayıt, böyle yazıcıdan geliyor. İşte onu 25 milimetre saniye olarak ayarlanması gerekir. Çoğu cihazda böyledir. Bazen ekstrem durumlarda değiştiği olmuştur. Ona dikkat etmek lazım ki doğru değerlendirme olsun. Gelelim. Neye geliyoruz? Hastayı, EKG'yi çekmeye başlayacağız. Basacağız cihazın tuşuna, ne göreceğiz? Öncelikle göreceğimiz en normal ritim. Hemen şurada başlatıyorum simülatörden. Sinüs ritmidir. Bakın şurada görüyoruz. Hemen hastamız 80 ritimle sinüs ritminde görüyoruz. Burada hiçbir sorun yok. Okeyiz. Ama eğer hasta bir sonraki ritmimiz geliyor. Bu ritim neyse bu ritmin adı ventriküler taşikardidir. Acilen alarm olmamız gerekiyor ve hemen hekime haber vermemiz gerekiyor. Hemşirelik kısmı burada başlıyor. Farklı videoda bu işin çok daha detaylarını anlatacağım. Ama burada bunu gördüğümüzde hemen doktora haber vermemiz gerekiyor. Hemen hekimle konuşmamız gerekiyor. Bu ritimden sonra gelecek olan ritim, eğer hasta uzun süre bu ritimde kalırsa hemen şöyle VF ritmine gelebilir. VF dediğimiz ritim burada anlamsız çizgilerin oluşmasıdır. Burada kalp ne yapıyor? VF ve AF vardır. Ventriküler fibrilasyon yani. VF ventriküler fibrilasyondur. Ventriküller titreşiyor yalnızca. Pompa işlemi falan yapmıyor. Yalnızca titriyor orada bir şeyler. Kalp artık işlevini kaybetmiş. Burada hasta zaten şuurunu kaybeder. Artık mavi koda CPR'a gitmek gerekir. Tansiyonu da alamazsınız. Bir önceki ritme gelelim. Bir önceki ritim de en az bunun kadar tehlikeli olabiliyor. Bu VT dediğimiz ritim. Bu VT'nin şurada biraz daha slow VT yapalım. Daha net görün. Bu VT dediğimiz ritimde iki türü vardır bunun. Bir tanesi nabızlı, bir tanesi nabızsız. Bu ritmi gördüğümüzde hemen hastanın nabzını alabiliyor muyuz ona bakacağız. Eğer nabızsız VT ise zaten yine mavi kod acil müdahale gerektirir. Eğer nabızlı VT ise hemen acil hekime haber vermek gerekir. VT'yi gördüğümüzde ne yapacağız? Hemen hastanın nabzını kontrol edeceğiz. Belki şuuru olmayabilir o an hastanızın. Şuuru açık olup olmadığını değerlendiremezsiniz. Zaten şuursuzdur o an EKG çektiğiniz hasta. Hemen ya eğer monitörde intra-arteriyel monitorizasyon yapmışsak arter trasesine bakacağız. Ya da hastanın nabzını palpe edeceğiz. Bu önemli. Neyi gördük? VT'yi ve VF'yi. Hemen bir diğer ritmimize geçelim. Atrial flutter. Flutter burada testere gibi dişleri görürsünüz. Bunu da gördüğümüzde yine hekime haber vereceğiz. Acil ritimlerden biridir. Gelelim diğer ritmimize. Sinüs taşikardisi. Ritim sinüs okey. Ama baktığımız zaman burada 130-140 BPM hız gösteriyor. Taşikardik bir ritim. Bu ritimde de önceki ritimler kadar emergency olmasa da acil olmasa da hekime haber vermek gerekir. Hocam bu hasta taşikardik diye. Daha sonrasında VT, VF'ye gidebilir. Başka ne ritmimiz var? Sinüs bradikardisi. Bunun tam aksi yani. Artık kalbimiz daha yavaş yavaş atıyor. Şimdi şurada sayıyı da yeniden revize edip değiştirecek. Ritim 60'ın altına düşecek. Bu ritmi gördüğümüzde de hastayı hemen monitörde bırakıyoruz EKG'de ve hekime haber veriyoruz ki o monitörde birisi takip etmesi lazım. Birazdan bu ritim 30'a düşerse mavi kod verip kalp masajına başlayacaksınız demektir. O yüzden dikkatli oluyoruz. Bunların dışında burada simülatörde göremediğim ancak tehlikeli olacak ritimler var. Nedir? Bloklar var. Blokları da mesela gördüğünüz zaman hemen hekimle konuşmanız gerekiyor. Onları videoda eklerim yan tarafa. Bunun dışında atrial fibrilasyon. Onu görmedik mesela. AF. Bu çok acil bir şey değildir. Ama hızlı AF olursa, şurada gördüğümüz gibi, hızlı AF acil bir durumdur. Hemen hekime haber vermek gerekir. Bu ritmin kırılması gerekir. AF'si olan hastalar çoğunlukla kronikleşiyor bu AF'ler. Ve o hastalar sürekli o AF ile yaşamak zorunda kalıyor. Zamanla kalp yetmezliğiyle eşlik ettiğinde orada bir dolaşım olmuyor atriyumlarda. Yeterli sirkülasyon olmuyor. O dolaşımın olmaması sonucu kan sulandırıcı falan kullanıyorlar ki oralarda pıhtı oluşuyor.
o pıhtılar kopmasın yahut oluşmasın diye. Böyle. EKG mevzusu böyle. EKG'yi çektikten sonra dikkat etmemiz gereken şeyler neymiş? Burada 25 milimetre saniye 25 milimetre saniye doğru kaydını alıyor muyuz? Ve görmemiz gereken ritimler VT, VF, atrial fibrilasyon, ventriküler fibrilasyon, bunlarda ne yapacağımıza karar veriyoruz. Hızlı AF çok tehlikelidir, VT çok tehlikelidir, VF çok tehlikelidir, SVT'ler çok tehlikelidir, bradikardiler çok tehlikelidir. Bunlarda alarm oluyoruz. Bunun dışında alarm olacağımız bir ritim daha var. Hemen size onu buradan veriyorum. Çektiniz, düz çiziyor. Düz çiziyorsa da bazen düz çizme tam böyle düz göremezsiniz. Böyle yine küçük VF'nin son titreşimleri gibi görürsünüz. Oralarda dikkatli oluyoruz. Evet, umarım yararlı olmuştur bu video. Çünkü hemşirelik oralara kabloları bağlayıp oradan iki tuşa basmaktan ibaret değil. O EKG'ye baktığında nerede alarm olacağını bileceksin. Esas önemli mevzu budur. Bunun dışında EKG'yi yoğun bakımlarda takip ediyoruz. Bu takipte nelere dikkat etmemiz gerektiğini ayrı bir videoda anlatacağım daha detaylı. Burada yalnızca EKG gördüğümüzde ne karşımıza çıkabilir onu gördük. Çekme kısmını da tekrar hatırlatıyorum. Eller Galatasaray, koyular sağa. Interkostal 4. aralıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saydığımızda mevzu basitçe oturuyor. Şimdi böyle aklınız hafif bulanabilir ama birkaç uygulama yapın. Hepsi küt diye oturacak. Dert etmeyin. Şu an online bir staj gibi oldu bu. Evdesiniz. Staja çıkamıyorsunuz. Ama buradan söylemek istediğim şeyler var. Hiç endişe etmeyin. Stajda zaten çıksaydınızda öğreneceğiniz birçok şeyi normal bir adama da dediğim gibi 2 ayda anlatırsın öğrenir. Ama esas hemşirelik o değil. Esas hemşirelik şu an öğrendiğiniz farmakoloji, anatomi, fizyoloji, bunları iyi bilmek ve ilişkilendirebilmek, hastanızı en iyi şekilde takip edebilmek, onlara odaklanın derim. Diğer ne bileyim damar yolu açmakmış, EKG çekmekmiş, ne bileyim trakeostomiye pansuman yapmakmış. Bunları yapamıyoruz diye çok kafanıza takmayın, endişelenmeyin. Staja çıkmanızı isterdik, keşke öyle olsaydı. Şundan 7-8 ay sonra aramıza katılacaksınız. Birlikte savaşacağız belki. Biraz deneyimizin olması iyi olurdu. Fakat böyle. Yani dediğim gibi endişe etmenize gerek yok. Ben hep stajyerlerime söylediğim bir şey vardı. Burada damar yolu açmayı, ne bileyim, takip almayı, serviste vitale çıkmayı falan düşünmeyin. Bir hasta alın. O hastanızı takip edin. Her hafta bir hasta seçin, bir hemşireymiş gibi o hastanızı takip edin. O hastayı öğrenin. Hasta takibini ve bakımını birlikte öğrenin. Zaten damar yolu açmayı, tansiyon ölçmeyi, bilmem neyi öğreneceksiniz. Onlar banko şeyler. Onun üzerine hastayı tanımak ve takip etmek bu daha önemli. Bu hastamız bir AF'den yatan, kalp yetmezi olan bir hasta olabilirdi. Bu hastayı ne kadar tanıyorsun sen? Gidip EKG'sini çekebilirsin, damar yolunu açarsın, tansiyonunu ölçersin ama hastayı nasıl takip edeceğini bilmiyorsan hiçbir anlamı yok. O yüzden şu an evdeki süreçte anatomi, farmakoloji, fizyoloji ne öğreniyorsanız bunlara kıymet verin. Bunları birbirleriyle ilişkilendirmeyi iyi öğrenin. Çok da kafanıza takmayın. Bu konuyla ilgili zaten uzunca konuştum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın efendim.